istiftah bile yapamadık vallahi. Ya Faysal evladım, sen kafayı mı sıyırdın ha? He? Ya suç işlenmedi diye insan üzülür mü be? Abi çekiştirmeyesin kolumu, bilirsin benim diye. Kes sesini, bir bakalım içeriye. Verdin içeride ama topa şey anlatırsın. Duydun mu komiserim? Ya bu Gülaz Er'in sesi. Şom ağızlı Faysal, gördün mü yaptığını ha? Ben ne yaptım komiserim? Daha ne yapacaksın be? Ahlayıp ofladın pusladın orada. Getirdin Gülaz Er'i buraya en sonunda işte. Dur bakalım yürü. Komiserim seni kendi usullerle konuşturmasını bilir. Çekiştirmeyesin kolumu, ben zaten kendim öterim. Ya bu Gülaz Er değil be! Vallahi Gülaz Er değil komiserim! Ya Rabbim sana çok şükür! Vallahi komiserim, karakola getirilen ilk gazeteciye başımın gözümün sadakası olsun diye jok vurmayacağım. Hanımefendi, bizi çok sevindirdiniz biliyor musunuz? Efendim müsaade ederseniz o mübarek elinizden öpmek isterim. Aman amirim, mübarek dediğiniz o ellerle bu kadın az önce bilezikleri çaldı. Bana baksın Can. Sen şimdi hanımefendiye ağabeye hırsızlıkla itham edeceksin ha? Sor bakalım sıcak ya da soğuk ne alırlar acaba? Efendim çay, kahve, gazoz. Ben bir şey almayayım Bursa. Dedim gideyim de şoparlar evde beni bekliyor herhalde. Sincan, bizim çocuklara söyle hanımefendiye bizim minibüste eve kadar bıraksınlar. Yok yok, ben kendim giderim. Aa, katiyen olmasa hanımefendi. Siz Gülaz Er'in yerine şu kapıdan içeri girdiniz ya. Bu ilgiyi çok fazlasıyla hak ettiniz inanın. Yani o kadın ne zaman şu karakoldan içeri girse hem sağlığımızdan oluyoruz hem de paramızdan oluyoruz. Dur para dedin de bir dakika. Abi komiserim tuttuğunuz cop altın olsun. Tamam, buyurun efendim, tamam. Buyurun. İyi günler, güle güle. Vallahi komiserim işinize karışmak gibi olmasın ama az önce siz bir hırsızı serbest bıraktınız. Bana bak Sincan, Sincan. Sen ne zamandan beri amirlerine akıl öğretmeye başladın evladım ha? Biz bilmiyor muyuz onun hırsız olduğunu? Biliyoruz tabii. Ama Gülaz Er değil ya. O bize yeter. Yeter de artar bile. Siz bilirsiniz amir. Ben unutmadan şu zarfı da vereyim de genel merkezden geliyor komiserim. Ne zarfı? Allah yaşadık komiserim. Başarılı çalışmalarımızdan dolayı emniyet müdürümüz terfilerimizi gönderdi herhalde. Ne terfisi be? Faysal, bu polis koleji giriş sınavları için bizi gözlemci olarak çağırıyorlar. Tövbe. Ben de komiserliğim geldi diye sevinmiştim vallahi. Ne? Yerimde gözün mü var senin yoksa? Fırsatçı Faysal. Nereden çıkarıyorsun komiserim? Yani siz başkomiser olursunuz, ben de komiser olurum demiştim hani. Ha, o başka tabii. Tebrik ederim komiserim. Neyse fazla vakit kaybetmeyelim. Saat 2'de orada olmamızı istiyorlar. Ya buyurun gidelim komiserim. Ya olur mu siz buyurun. Ya, rica ederim. Yok yok buyurun buyurun. Oğlum efendim önden siz buyurun. Hayır buyurun olmaz. Rica ederim komiserim. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Siz de sağ olun. Komiserim, vallahi böyle gençlerin arasında olunca birden heyecanlandım. Ya, dile kolay Faysal. Tam 25 sene önce aynı sıralarda aynı heyecanları ben de yaşadım. Gidi günler. Ya. Komiserim, imtihan kağıtlarını dağıtayım mı? Rica ederim, size zahmet olmasın, ben dağıtayım. Aman efendim, sınav ederim. Ne demek, ben dağıtırım. Aman rica ederim. Tamam, o zaman yarısını siz dağıtın, yarısını ben dağıtayım isterseniz. Buyurun efendim, nasıl isterseniz. Sağ olun. Evet. Buyurun. Gülaz Er! Senin ne işin var burada? İmtihana girmek için geldim ben Faysal'ım, bir beyazım. Çabuk birisi bana çimdik atsın. Gülaz Er'i o sıraların arasında görür gibi oluyorum. Abi komiserim İhsan Toramacım, niye şaşırırsın be? Polis kuleji sınavlarına Gülaz Er giremez diye bir kanun mu vardır? Allah'ıma şükürler olsun, ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyim? Üstelik bir tek sabıkacığım bile yoktur. Faysal ya, bu hırsız eğer sınavı kazanırsa emniyet teşkilatının hali nice olur ha? Ya vallahi komiserim, yani aman sakın anlatmayın. Böyle bir hırsızın aramızda dolaştığını duymak bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Abi Faysal'ım kırmızı ışığım. Ben de bu şerefli mesleğe girmek isterim be. Hadi oradan be, senden polis olur mu be? Senin polis olman demek
kuzuyu kurda teslim etmek demektir. Vallahi billahi günahçılarımın hepsini alırsın. En temiz duygularımdan girerim ben bu imtihana bir. Bak sizin gibi polis olursam hırsız kovalarım ben sizi. Hadi orada be! Sen bir kere hırsızla işbirliği yapıp evi birlikte soyarsınız. Komiserim, ne yapıp yapıp bu hırsızın imtihanı kazanmasına engel olmalıyız. Evet, şimdi tutup kolundan atalım dışarı Faysal. O biraz sıkardı komiserim, kabusun. Bak, bütün evraklarım tamamdır be. Ne bakın. Komiserim bakın bakalım, evrakları tamammış. Görelim bakalım, tamam mı? Bu tamam ya. Vallahi bu da tamam komiserim. O zaman dediği doğru Faysal. Yani yasal olarak sınava girmesine engel bir durum yok. Komiserim, benimle biraz gelir misiniz? Gelirim. Komiserim diyorum ki, biz şimdi bunu kolundan dışarıya atamayız. Ama imtihanı kazanmasına engel olabiliriz. Bana bak, kafasına bir şey vurmayı falan düşünüyorsan bunu aklından çıkar. Çünkü biliyorsun, adamız çıkmış 9'a, inmez 8'e. Ya bırakalım girsin bu suç törması sınava ve nasıl olsa kazanamaz. Yok komiserim, olmaz. Bu işi şansa bırakamayız. Ama diyorum ki, Gülazer'in metoduyla vuralım. Ne yani şimdi, Gülazer'e rüşvet teklif edip sınava girmemesini mi isteyeceğiz yani? Hayır komiserim, öyle değil. Şimdi ben oradan geçerken yere para düşüreceğim. Ve Gülazer'in dikkatini çekeceğim. Gülazer paraya bakınca ne yapacak? Zaman kaybedecek ve hiçbir soruya doğru cevap veremeyecek. Komiserim, bugün maaşları aldığımız iyi oldu. Verin üstünüzdeki paraları. Vallahi Faysal, ne yapacağını pek anlayamadım ama... Hadi hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar, imtihan başlamıştır. Süreniz 1 saat. Kimse kimseye bakıp kopya çekmesin. Tamam mı? Şşt! Gitme oğlum, ne bu tarafa? Kimse kimseye bakmasın dedim. Lütfen. Abi Türkiye'nin en büyük gölcü ağızları aşağı takilirde hangisidir? A. Tuz Gölü, B. Van Gölü, C. İğrdir Gölü, D. Terkos Gölü. Abi burada şaşırtmaca verirler be. Bunlar hepsi büyüktür. Her bir tanesi de bir şoförü bulmuştur. Arkadaşlar herkes önüne baksın. Abi biz Faysal'ın darphanem resmen yere para düşürmüştür be. Gülazer'in kara sularında düşürülen para korsan kanunlarına göre Gülazer'e aittir ve bunu herkesler bilir. Allah Faysal'ım enayimden razı olsun. Sınav masraflarımın bir kısmı çıksın. Herkes önüne baksın. Gel, önüne bak. Abi bunlara fazla maaş verirler. Böyle ceplerinde taşak paracıkları. Abi burada Engin Ardıç gibi yorum yapacağını alsana şu parayı be. Yok canım, Terkos Gölü. Terkos, tabii Terkos. Bunlar bu kadar salak değildi be. Birbirlerinin para düşürme yarışına girdiler. Bu kadarını bebeler bile düşürmez ayol. Aman be Gülazer'im, güzel gözlüme bak. Banknotunu ye, kerizini sulma. Yok bence eğridir bu sefer. Yok, kesinlikle eğridir böyle. Tabii. Seni iki defa gittim ben. Bir kere gittim ben. Peki tamam. Bankamatik bile bu kadar da vermez be. Allah.
500.000 lira borç verir misin? Gülazer'e atacak para kalmadı. Ayıpsın Faysal. Bu kutsal görev için 500.000 lira borcun lafı mı olur? Buyur. Sağ ol komiserim. Bu 500.000 lirayı bir önüne atınca hiçbir suale doğru cevap verememiş olacak. Neyse lafı bırakalım da bir an evvel at parayı önüne, kağıdına bakma fırsatı bulup bile bulamazsın. Namussuz. Helal olsun sana Faysal. Bu kapka çıkalı ya. Çok iyi markaj uyguladın. Kağıdına bir dakika bile bakamadım. Bir tek soruyu bile cevaplandırmadı. Komiserim imtihan bitti zaten. Ne, bitti tamam. Evet. Sınav bitti. Herkes kalemini bıraksın. Kağıtlarınızı bana getirin tek tek. Başlayın. Evet. Versin. Abi canım. Abi şimdi yan bastık işte. Lafı havadan artıları yere düşündüm. Parayı toplamaktan ben sınavlara cevap veremedim. Hasılat iyi hoştu ama imtihan kötü geçti be. Ne yapayım? Bari bunu boş vereceğimi, boş kağıt vereceğimi kafadan atayım gitsin. B, C, C, D, B, A, A, C, B, D, A, B, A, D. Hop hop hop! Hey Gülazer hadi bakalım! Ne? Üsküdar'da sabah oldu hadi gel bakalım! Tamam. Hadi hadi! ne o Gülazer bugün pek durgunsun. Pek soru cevaplayamadın galiba he? Pek zamanını bulmadı ama. Attık işte bir şeyler. kısmet işte! Kısmet! Haydi! Gülazer değilsen gel! Komiserim, polis koleji sınavı kazananların listesi. Ha, çok iyi. Bakalım şu listede kimler varmış, kimler kazanmış he? Komiserim, eğer gerekli önlemleri almasaydık elinizdeki listede Gülazer'in de adı olacaktı. Faysal! Buyurun komiserim. Benim yakın gözlüğüm yanımda değil. Gel şu ismi bana bir oku bakayım çabuk. Yani komiserim sizin gözlüğünüz artık değişmesi lazım. Değişmesi. Gözleriniz büyüdü. Gülazer. Gülazer yazıyor komiserim. Ya. Ya nasıl kazandı bu imtihanı? Abi merhabacıklar. Siz polis olmamı istemediniz ama yukarıdaki istedi. Bir attım ama bir attım he. Yeni meslektaşınıza bir dilim pasta kesmeyecek misiniz? Abi şapkanızı yiyeceğinize pastanızı yiyin be! Bak ne diyeceğim ben size? Benim koca yeni gece nöbeti vardı ya, polis olmamı istemedi. Rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ne? Yiyin, yiyin. Yiyin. Kendi balınızmış gibi yiyin. 2-3 tane de çay söyleyin bakalım. Hadi 50 çay, 50 şeker, 50 çay, 50 şeker. Tırmala beni, kaşı beni, tırmala beni, kaşı beni. Al bakayım sana bir tane, ağzın tatlansın. Al sana da kırmızısından. Şundan da ben alayım. Vallahi 50 çay, 50 şeker, 50 çay, 50 şeker. Kendim aldım bir şey. Yiyin, yiyin. İnce ince